Arkadaşlar, öncelikle videoları müşterilerimin tam sonuç aldığı ve bunlar için teşekkür ettikleri ürünler hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Eğer hemoroid probleminiz varsa ve benim tavsiye ettiğim ürünü kullanmaya karar verdiyseniz anlatımı lütfen videonun başından sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Memotol bariyer sprey hemoroid ve anal füstür septumlarının tedavisinde kullanılır. Memotol sprey anal füstür ve hemoroid hastalarının şikayetlerini azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak amaçlı tasarlanmıştır. Bu ürünü hamileler ve emziren bayanlar, 15 yaş altı çocuklar kullanamaz. Hemoroidin en önemli septomlarından olan ağrı ve kaşıntıyı tedavi süresince hızlı bir şekilde giderir. Tedavi süresince günden güne hemoroid memeleri küçülmesi ve gözle görülemeyecek boyutlara inecektir. Hemoroidin en önemli sıkıntısı meme hızlı bir şekilde kaybolacaktır. Memotol sprey ile ilgili en önemli nokta ise kullanımıyla alakalı. Arkadaşlar, özellikle bu bölgeyi çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Eğer hemoroidiniz 3. ve 4. evre ağır vakalarda kanamalı ise bir kez daha söylüyorum. İlk şişe biter bitmez ara vermeden ikinci şişeye devam etmeniz gerekmekte. Kullanımı ise burası da çok önemli. Ürünü günde bir kez 8 puff yaklaşık 3-4 santim uzaklıktan uygulanmalıdır. Ürünü kullanmadan önce muhakkak çalkalayınız. En önemlisi de hemoroidli bölgenin temiz ve kuru olmasını sağlayın. Ürünü uygulamak için tam olarak hemoroidli bölgeyi denk getirecek pozisyon alın. Şişenin ucundaki gagayı yukarı doğru çevirerek hemoroidin tam üstüne gelecek şekilde ayarlayın. Bir kez daha söylüyorum, 8 puff sıkılacak. Genital bölgeye gelmesi durumunda yıkayın. Engellemeye çalışın, o bölgeye getirtmemeye çalışın. Spreyleme işleminden sonra oturup pozisyonda 1-2 dakika ürünün akması için bekleyin. 1-2 dakika bekledikten sonra çamaşırınızı giyebilirsiniz. Elinize bulaşması durumunda bol suyla yıkayın. Ürünü günde bir kez anlattığım şekilde 8 puff bitene kadar ara vermeden kullanın. Kanamalı durumda ikinci kutuya ara vermeden devam edin. Bunun yanında kalıcı tedavi bir daha tekrarlanmaması amaçlı acılı ve baharatlı yiyecekler yemeyin. Kabızlık yaptığı binden yiyeceklerden uzak durun. Her gün bir kivi yemeniz tuvalete rahat çıkmanızı sağlar. Normal ekmek yerine kepekli ekmek yiyebilirsiniz. Ve bol su için. Ürün kesinlikle kortizon içermez. Abone arkadaşlar ve abone olacaklar bu konuyla ilgili sormanız gerekenleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Uygulayan ve sonuç alan kişilerden lütfen yorumlar kısmına tedaviyle ilgili bilgi yazın. Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.